Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Ana vatandan Birleşmiş Milletler'e adalar mektubu gönderildi. Yunanistan açık bir şekilde ihlal ediyor diyerek büyük bir meydan okuması yapıldı. Yunanistan devletiyle yaşadığı krizi diplomatik yollarla çözmek isteyen Türkiye, BM'ye yazdığı mektubunda Atina'nın adaları silahlandırdığını, iki anlaşmanın Lozan, Paris'i açıkça ihlal ettiğini söyledi. Kıymetli izleyenler, Sema Direk'ten Meis'e kadar yer almış adalar askerlerden arındırılma şartıyla beraber Yunanistan'a verilmişti. Lozan-Paris anlaşmaları ortadayken Atina yıllardır bunu ihlal ediyor. Anavatan Türkiye ise bu adımları diplomatik yollarla çözmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'e bir mektup daha yazdı. Sinirlioğlu mektubunda adaların askerlerden arındırılmasının Lozan-Paris anlaşmasının koşulu olduğunu söyledi. Mektupta ayrıca Yunanistan Devleti'nin Lozan-Paris Anlaşması kapsamında alınmış askeri yarak ihlal ettiği, bu askerleştirmenin çabasının uluslararası güvenliği de tehdit edebileceğini söyledi. Kıymetli izleyenler, Sinirlioğlu ayrıca hem Limmi hem de Sema Direk Adası'nın askerlerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak Boğaz çıkışına dikkatleri çekti. Sinirlioğlu ayrıca 12 adalara ilişkin Paris Anlaşması'na atıfta yaparak asıl amacın Türkiye'nin güvenliğini korumak olduğunu aktardı. Sinirlioğlu, Yunanistan Devleti'nin 1960'lardan bu yana adaları asker yığdığını, anlaşmaları ihlal ettiğini de bildirdi. Yunanistan Devleti'nin BM daimi temsilcisi Maria yaptığı açıklamasında Mayıs ayı içerisinde şu ifadeyi kullanmıştı. Ankara'nın benzer içeriğe sahip başka bir mektubuna cevap vermiş, Ankara'nın bu iddiasını reddediyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Kıymetli izleyenler, gördüğünüz gibi Yunanistan Devleti'nin ancak ana vatan Türkiye'nin yaptığı açık bir şekilde hak istemesi BM tarafından kabul görmüyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.